Ya Sevda, ne bu surat ya? Yürü biraz kızım ya. Nasıl güleyim Koray'ı? Hele şu son olanlardan sonra. Ya niye öyle diyorsun kızım? Bak sonunda amacına ulaştın. Tekrardan sevgilini geri kazandın. Koray tamam kapat şu konuyu şimdi. Kardeşim beni buldu. Buldu mu? E ne güzel işte. E demek ki bak o da seni arıyormuş. Ama ballısın ya. Her işin nasıl gidiyor Sevda? Koray bilip bilmeden konuşma ya. Kız geldi bana annemden de benden de uzak dur dedi. Bağırdı çağırdı gitti. Koray niye hep böyle oluyor ya? Ya dur tamam. Sakin ol. Hemen pes etme. Demek ki kadın kardeşini sana karşı doldurmuş. Ama o kadın kardeşime benimle ilgili ne söyledi bilmiyorum ama konuşup her şeyi çözeceğim. Aynen. İşte bu. Geldim kanka. Şimdi kocasını aldım abi. Ha. Cip alacağım ben sonra. Ebru. Ebru. Ebru bir dakika dur ne olursun. Dur. Günaydın. Konuşabilir miyiz biraz? Kızım. Dünkü uyarım yetmedi galiba sana. İlla dayak mı istiyorsun? Bak ben sadece konuşmak istiyorum seninle. Sen benim kardeşimsin. Kanımdan canımdan bir parçasın. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Bunu o kalın kafana sok. Ha, illa eğer anlamıyorsan döve döve sokarım. Sıkıntı yok. Bak. Bak annen sana benimle ilgili ne söyledi bilmiyorum. Ama ne olursun ona inanma. Beni bir dinle. Ya sen ne mankafa bir şey çıktın ya. Anlamıyor musun? Çık hayatımızdan çık. Kızlar tamam ya sakin olun tamam. Koray tamam bir şey yok. Konuşuyoruz sadece. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bundan sonra seni hayatımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Şu an çok sinirli. Biraz zaman tanıyalım. Tamam. Hadi okula gidelim. Geç kalacağız. Ayrı annelerden olsak da biz kardeşiz yani. Ebru bana niye böyle davranıyor anlamıyorum ki. Biliyorsun Koray benim tek derdim kardeşimi tanımak. Başka bir amacım yok yani. Sevda, kendine de ona da biraz zaman tanı, tamam mı? Benim çocukları bulmam lazım. Koray? Ne oldu ki ya? Ebru! Ne var? Ne istiyorsun? Biraz konuşmak istiyorum. Ben ne seninle ne de o sevgilinle konuşmak falan istemiyorum. Sevda benim sevgilim değil, arkadaşım. Neyse ne. Söyleyeceklerin hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Ebru. Bak sen neler hissediyorsan o da aynı şeyleri hissediyor. Tamam biraz fazla reaksiyon göstermiş olabilir başta ama... ya o senin kardeşin. O benim kardeşim falan değil. Sen ne kadar inkar edersen et, o senin kardeşin. Ve seni tanımaktan başka bir isteği de yok. Ama ben onu tanımak istemiyorum. Kahve içer misin? Kahve mi? Ya sokak ortasında kızın peşinden koşan sapıklar gibi gözükmek istemiyorum. Yok canım merak etme. Sapığa benzemiyorsun. Neye benziyorum? Vallahi ukala zengin züppesine mesela. Daha sertlerini duymuştum. Affedersin. Yani o Sevda'ya olan öfkemi sana yansıttım. Kusura bakma. Fark etmen güzel bir şey. Zaten buraya kötülük için gelmedim. Sana yardım etmek için geldim. Tamam. Kahveni içeceğim. Seni de dinleyeceğim. Ama sonra ne seni ne de o kızı hayatımda görmek istemiyorum. Ama... Sevda'yı tanısan öfkenin ne kadar gereksiz olduğunu anlarsın. Neden tanıyacakmışım onu? Kardeşin o senin. O benim kardeşim falan değil. Niye korkuyorsun? Ondan mı korkacağım? Kavga etmekten korkmadığını gördük. Ben konuşmaktan bahsediyorum. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Yani buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Yıllar sonra bir kardeşin olduğunu öğreniyorsun. Ama onu tanımak bile istemiyorsun. Aynen öyle.
Ben annemle babamın ölümünden abimin sorumlu olduğunu öğrenince çok yıkılmıştım. Yani ne kadar acı olursa olsun bazı şeyler gerçek, değişmiyor. Sevda da senin kardeşin. Bu da bir gerçek. Her önüne gelen özelini böyle açar mısın? Yani sen her önüme gelen birisi değilsin ki. Çok sevdiğim arkadaşımın kardeşisin. Vay be. O kız senin gibi iyi birini kazanmak için ne yaptı acaba? Çok merak ettim. Vallahi benim için çok şey söyleniyordu ama ilk defa iyi bir dendi. Harbiden mi? Kızlar, Gözde'yi gördünüz mü? Yok, görmedik. Koray, ya bizim Burak'la gittiğimiz gizli bir yer vardı. Bir oraya bakalım mı? Olur. İyi, hadi. Bir haber var mı? Yok. Yok. Ulaşılmıyor abi, ulaşılmıyor işte. Kesin var ya, Burak kaçırdı Gözde'yi. Abi ne alakası var ya? Onu var ya bak, elime geçireyim, öldüreceğim onu ya, öldüreceğim. Ya saçmalama ya. Sakin ol. Ya Zeynep, sen en iyisi Gözde'ye bir mesaj at. Açar açmaz yürür. Ne diyorsunuz? Ya ben böyle bir mesaj atmadım ki Gözde'ye. Ne mesajı? Hemen okulun bodrumuna gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var demiş. Ama ben demedim bunu. E biri niye senin telefonundan böyle bir mesaj atsın ki? Bilmiyorum. Mesajı kendi telefonundan atarsa Gözde'nin gelmeyeceğini biliyor. Kesin Burak. Gözde'yi bodruma çekmek için yapmış. Bodrum. Bodrum'da var. Bodrum. 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 Bir saniye, yüklen. Bir şey söyleyeceğim. Koku ne lan? Arkadaşlar gaz kokuyor. Arkadaşlar eğer gaz kokuyorsa bunlar da içerideyse lan. Burak! Burak! Gözde! Gözde! Hocam bilmiyoruz bu dolabı ama ses geldi içeriden. Kesin var ya. O çapsız gitti de onu kesin. Buraların atarları nerede? Bu ne? Müslüman! 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 Cene aşkım. Tamam sakin ol hayat. Gözde! Sakin ol lütfen sakin. Ambulans aradınız mı? Ambulans numarası neydi? 112. Kıvılcım çıkarsa içerisi gaz dolu patlarız. Müstak abi, bodrum. Bodrum kattaki kapının anahtarları lazım, çabuk. Anahtarlar nerede abi? Müstak abi, anahtarlar lazım. Versene ya, çabuk. Ne diyorsunuz siz ya? Abi anahtarlar diyoruz. Abiciğim, bodrum kattaki kapının anahtarları lazım. Acil durum hadi. Anahtarları veremem. Onlar bana zimmetli öyle. Her önüme gelene anahtar veremem. Size hiç veremem. Abi, arkadaşlarımız gaz dolu odada kilitli kaldı. Hemen anahtarları vermezsen abilik diye bir şey kalmayacak Müstahak abi. Next. Niye baştan beri de söylemiyorsunuz? Söylüyoruz ya. Abi, baştan söylüyorum. Acil durum. Çocuklar! Çıkın!
Kendini nasıl hissediyorsun Burak? Daha iyi misin? İyiyim cerrah bey, sağ olun. Lan sen nasıl adamsın ya? Ha? Nasıl bir adamsın sen? Uray, sakin. Ya sen bu kıza çıktığından beri kızın başına gelmeyen kalmadı be. Kız kayboldu. Videosu internete düştü. Bir gazla zehirlemenin kalmıştı, onu da yaptın. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Sen ne olduğunu nereden biliyorsun ki? Uzak duracaksın ondan, uzak duracaksın! Koray, saçmalama. Saçmalama. Ya Koray, bir kendini kontrol eder misin? Burak da Gözde de ölümden döndü. Tamam. Sadece konuşacağım. Sevdacığım, izninle. Tamam, daha sonra konuşursunuz. Hadi dışarı. Burak, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir de öpücük konursaydın hayata döndü diye. Koray. Ya ben çıkıyorum ya. Hastanede söylediğin şeyler için özür dilerim senden. Önemli değil Koray, unuttum gitti ben onu. Burak'a bir şey olsaydı ne yapardın? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Yani bendeki de soru işte. Ya ben bu kızları anlamıyorum ya. Vallahi bak. Nerede başınızı belaya sokacak Danyalar var? Gidip onlara aşık oluyorsunuz. Bunu sen mi söylüyorsun Koray? Ben de sizi anlamıyorum. Ne anlıyorsunuz öyle bir gün onunla bir gün buna takılan kızlardan? Gözde öyle bir kız değil. Burak da öyle bir çocuk değil. Gözde'nin tek sorunu yanlış seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar, seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafana. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Koray. Bizim planımız bu ikisini ayırıp eski sevgililerimize dönmek değil miydi? Evet ama... Evet ama ne? Ya belki de o herifi sana yakıştırmıyorumdur. Ha olur Koray Bey. Bundan sonra siz beni kime yakıştırıyorsanız onunla birlikte olun. Konuşmak istiyorum sadece. Ya annem de zamanında seninle konuşmaya çalışmış. Ebru bak, o ayrı bir konu. Ha. Ya kızım sen kimsin ki benim anneme kafa tutup hakaretler edebiliyorsun ya? Kızlar tamam, sakin. Sen nasıl bir manyaksın ki arkadaşına evimize girip basıp dağıtabiliyorsun her yere? Ya tamam haklısın, özür dilerim. Ama... Ne ama? Ne? Ne zannediyorsun? Bu kadar olaydan sonra, bunca zamandan sonra senle ben kardeşçilik mi oynayacağız? Ebru, bak kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz. Kızım, sen çok mu dizi seyrettin? O dediğin hikayeler var ya, ancak kitaplarda, filmlerde oluyor. Ebru bak, sen ne kadar inkar edersen et, biz kardeşiz. Sen ve ben hiçbir şey değiliz Sevda. Babam dışında tek bir ortak noktamız yok seninle. Sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Ya anlat o zaman, bileyim. Paylaşmıyorsun ki benimle. Ha, oldu. Yaşayamadıklarımı da dinlemek ister misin mesela? Senin yaşadığın ama benim asla sahip olamadığım. İçimde kalanları da duymak ister misin Sevda? Ebru, bak geçmişi değiştiremeyiz. Ama bundan sonrası bizim elimizde. Bundan sonrası diye bir şey yok Sevda.
Eğer peşimde dolanmaya devam edersen, çok ciddiyim. Seni bana bulaştığına pişman ederim. Ebru. Seda. Tamam. Aşka birisine sorar gibi, aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak. Burak bir şey olsa ne yapar? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Bakmam geride kalan içine, bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan, aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Gözde'nin tek sorunu yanlış seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafanı. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Burak. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Yok bir şey. Kalsa sonralar, bakmam geride kalan içime, bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan, aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Ne oldu? Buna mı takılıyorsun? Yo. Ne yapacaksın? Neyle ilgili? Gözde'yle ilgili. Bilmiyorum. Ay aman Koray, senle de hiçbir şey konuşulmuyor ya. Bay kapris. Sevda. Ne? Gitmesene. Niye? Ne bileyim. Otur sadece yanımda. Sensin. Tost alayım mı sana? Olur. Bol peynirli olsun. İyi, tamam. Ne yapıyorsun?